Her sene düzenli olarak verilen eğitim hazırlık ödeneği öğretmenlerimize gelen ek yükün çok çok altında kaldı ne yazık ki. Bırakın sosyal kültürel faaliyetlere katılmayı, aynen kıyafetimize bile neredeyse para ayıramayacak duruma geldik. Çok düşük ücretlerle çalışıyoruz. Sürekli işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Öğretmenler Günü kutlaması derken bir kutlama aklıma gelmiyor. O kadar çok sorun var ki. Çok fazla değersizleştirildik. Toplumdaki saygımız her geçen gün daha da azalmakta. Ben 29 yıllık bir öğretmenim. Belki son 5 ya da 10 yıldır bir itibarsızlaştırma var öğretmenler için. En büyük sorun bunu kabul ediyorum kendim için. Bizler insan yetiştiriyoruz. Hakimi, savcıyı, ekonomisti, işte ülkeyi yönetenleri biz yetiştirdiğimize göre asıl reformun eğitimde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim farklı problemlerimiz de var. Ücretli öğretmenlik, mülakat sonucu, KPSS süreci ve bunun psikolojik boyutu, 3600 ek gösterge gibi. Öğretmen bütün sevgisiyle çocuğu kucaklar, onu yetiştirir, sorunlarını çözmeye çalışır. Okulda anne ve baba görevini üstlenir. Sadece çocuklarımızı yetiştirmezler aslında. İçinde bulundukları toplumun da kanaat önderleri. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen garabetine son vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere yine 3600 ek gösterge vereceğiz. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz.